Dostumuz Polat Alemdar'a heyet adına hoş geldiniz diyorum. Müsaade ederseniz Ferdinand'ın heyetimize arz edecekleri vardı. Alemdar endişelerinde haklı. Büyük devletler Orta Doğu'ya demokrasiyi getireceklerini söylediler. Ama demokrasinin tatbik edileceği halk toprağa karıştı. Diktatörleri bahane ederek bu toprakları işgal ettiler. Ama onların idaresinde daha büyük katliamlar yaşandı ağalar. Alemdar, gözümü zirveye dikmiş bir iş adamı olduğum için sömürgeci devletlerin bir temsilcisi olduğumu düşünüyorum haliyle. Ama idealist olduğumun hiç farkında değil. Benim bir hayalim var. Gün gelecek, bu coğrafyada akan kanlar duracak ağalar. Dehşet manzaraları acı hatıralardan ibaret olacak. Çok güzel hayaller kuruyorsunuz Ferdinand. Ama merak ediyorum, bu söylediklerinizi nasıl gerçekleştireceksiniz? Bu söylediklerimi ben yapamam. Ancak siz yapabilirsiniz. İyi de nasıl? Bu sorunun cevabı önünüzdeki dosyalarda var. Haritada gördüğünüz üzere, bölge halkının kaderini değiştirecek reçete Babil Devleti'dir. Bu reçete uygulanabilirse, bölgedeki bütün dini ve etnik unsurları buluşturan bir dünya cenneti ortaya çıkacak. Topraklarınızı bu devlet çatısı altında birleştirmeyi kabul ederseniz, büyük devletler tarafından hızla tanınmasını sağlayacağım. Demokratik seçimlerle bir hükümet kurulup derhal icraata başlanacak ve siz o hükümetin içinde olacaksınız ağalar. Bu devleti hep beraber yöneteceğiz ağalar. Dosyada bu hedeflerin bütün ayrıntılarını bulacaksınız. Esma, sana hayranlık duyuyorum biliyor musun? O kadar kararlı, o kadar güçlüsün ki. Bu mücadelen yürek ister. Arkadaşlarımı kurtaramadım. Onlar bana inandıkları için benimle yola çıktılar. İkisi de öldü. Bunun için kendini suçlayıp hırpalama.
bütün sevdiklerimin intikamını alacağım. İntikam almanın birçok yolu var. Esma eğitimli olduğunu biliyorum. Buradaki kardeşlerine yardım edebilirsin. Onlara okuma yazma öğretebilirsin. Hangi kardeşlerden bahsediyorsun? Çocuklarımızı bile kendilerine asker yaptılar. Bu topraklarda onlar için savaşan çocuk askerler var. Bundan haberin var mı? Git ona sor. Sana burada hapis tutulan çocuk komutanı göstersin. Pusa, sana bir şey soracağım. Esma bir çocuk komutandan bahsetti. Burada hapsedildiğini söyledi. Doğru mu bu? Doğru. Az kalsın burada hepimizin işini bitiriyordu. Onunla görüşmek istiyorum. Buna izin veremem Safiye. Çok tehlikeli. Pusat, ben her şeyden önce çocuklar için buradayım. Onu görmek istiyorum. Bu projeler bölgeyi kalkındırabilir. Kim neden böyle bir yatırım yapsın? Çıkarları ne? Ferdinand'ı tanımıyor musunuz? Duck River'ı kuran adam bu. Bizim iyiliğimizi düşünüyor olamaz. Bu projelerin gerçekleşmesi imkansız. Neden böyle düşünüyorsunuz? Bu miktarda bir kaynak temin edilemez. Sadık Ağa, topraklarınızdan zenginlik fışkırıyor. Sahip olduğunuz kaynakların farkında bile değilsiniz. Adam haklı. Bizler sahip olduklarımızın farkında değiliz. Birlik olursak, Orta Doğu bir dünya cenneti olur. Ancak birlik için sunulan bu reçete acaba derde deva olur mu? Burada ne görüyorsunuz? Ben ne gördüğümü söyleyeyim. Orta Doğu'nun bağrına saplanmış bir hançer görüyorum. Ama itiraf edeyim. Bu hançeri saplayan kişi bu adam değil. Bu hançer 100 yıl önce yapılan gizli anlaşmalar neticesinde bağrımıza saplanmıştır. Şimdi bizden bunu tescil etmemiz bekleniyor. Baktığınız haritadaki toprakların bir kısmının Türkiye sınırları içerisinde kaldığını fark etmiş olmalısınız. Sömürgeci güçlerin size kaçınılmaz son olarak sunduğu sınırları ben size bir fırsat olarak sunuyorum. Ülkeleri parçalamak nasıl bir fırsat sunma olabilir? Suriye paramparça. Yüz binlerce ölü, 12 milyon mülteci, kayıp nesiller, kayıp gelecek. Bölgeye barışı ben getireceğim. Dünyanın en kanlı paralı ordusu Duck River'ı kurdun. Bölgedeki bütün terör örgütlerini eğittin. Silah ve para yardımı yaptın. Organ ticaretinden insan ticaretine her pis işe el attın. Artık bu insanları kandıramazsın. Bu topraklarda yakın geçmişte yaşananları unuttunuz mu? Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Amerika'nın teşviki ve göz yummasıyla Kuveyt'i işgal etti. Amerika bu işgali fırsat bilip Irak'a saldırdı ve sonrasında Kuveyt petrollerinin %75'i Amerika'ya gitti. Saddam'ın eli kolu bağlıydı. Çünkü bütün komutanları dini cemaat görünümünde gizli bir Amerikan örgütü tarafından ele geçirilmişti.
ne işgal için öne sürülen nükleer silah iddiaları ispatlanabildi, ne de Irak'a vaat edilen demokrasi geldi. Ama 1 milyon sivil hayatını kaybetti. Söylenen her söz yalan, kaybedilen canlar gerçek. Bu kaderi değiştirmek bizim elimizde. İradenizi başka yerlere teslim ederseniz tarih tekerrür eder. Polat Alemdar haklı. Ferdinand'a güvenemeyiz. Ben ve aşiretim bunu acı bir şekilde tecrübe ettik. Kimse bizi yalan vaatlerle kandıramaz. Bugün duyduğumuz yalanlar bana meşhur bir mesele hatırlattı. Kurtla kuzu hikayesini bilirsiniz. Ama yine de anlatayım, bilmeyenler olabilir. Kurtla kuzu aynı nehirden su içiyorlarmış. Kurt nehrin yukarısında, kuzu aşağısındadır. Kurt kuzuya der ki, suyumu bulandırma, seni yiyeceğim. Kuzu der ki, nasıl olur? Ben aşağıdayım, sen yukarıdasın. Senin suyunu bulandıramam ki. Kurt cevap verir. Sen geçen sene benim suyumu bulandırıp elimden kaçmıştın. Kuzu der ki, ama ben bu senenin kuzusuyum. Kurt der ki, olsun, ben seni zaten yiyeceğim. Kardeşlerim, barış vaatleri kurdun gerekçeleri gibidir. Asıl hedef bu toprakları ele geçirmek. Peki, Alemdar. Sen ne öneriyorsun? Bu kan iki nehir arasını doldurup Basra körfezine mi dökülsün? Bu toplantı amacına ulaşacak. Ve aşiretler arası birlik sağlanacak. Sen ve bütün destekçilerin de bu topraklardan defolup gideceksiniz. Toplantı en başta sizin söylediğiniz amaca ulaştı. Aşiretler arası mutabakat imzalandı. Artık barış olacak ve tüm aşiretler birlikte hareket edecek. Ama oylama neticesinde lehinize bir karar çıkmadı Ferdinand. Üzgünüm. Üzülmeyin. Elbet bir gün gerçeği görecekler. Önemli olan barış. Elbette. Okey. Sonuç maalesef tahmin ettiğimiz gibi. Alemdar etkisi. Hemen harekete geçin Jürgen. Bu iş bugün burada bitecek. Sen şurada, sen de şurada Mevzilen. Çabuk olun. Buraya neden geldik? Sınıra giden yolu kesmeyecek miydik? Hedefimiz değişti. Polat Alemdar'ı indireceğiz. Polat Alemdar mı? Bu harika bir haber. Epeydir ünlü birini vurmamıştım. Oyalanma da pozisyon al. Çabuk. Siz ikiniz benimle gelin. Siz!
Merhaba. Konuştuklarımızı düşündün mü? Bak, sana yardım etmek istiyorum. O yüzden buradayım. Adını öğrenebilir miyim? O münafık çıkarsa konuşuruz. Lan lafını bil de konuş. Pusat, rica ederim, sakin ol. Hiçbir yere gitmiyorum, buradayım ben. Bak, böyle hırçın davranarak sadece kendine zarar verirsin. Bizim sana bir zararımız dokunmayacak. Bir faydanız da yok. Bunun için buradayım dedim ya. Bana savaşmak için özgürlüğümü ver o zaman. Peki savaşmak yerine eğitimine devam etmek istemez misin? Okulu bırakalı çok oldu. Bunun hiçbir önemi yok. Kaldığın yerden devam edebilirsin. Bak, bu yolu sen seçmedin. Mecbur kaldın. Ama şimdi kendi adına doğru bir karar verebilirsin. Biraz düşünmeni istiyorum. Davetimi geri çevirmeyip geldiğin için çok teşekkür ederim Polat. Rica ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Sayenizde büyük bir oyun bozuldu. Tabii şimdilik. Siz de selametle kalın Sadık'a. Eyvallah. Yeğenim Esma'nın akıbeti ne olacak Polat? Bu meseleyle ilgileneceğim, merak etmeyin. Eyvallah. Şeref verdiniz. Güle güle. Beni engelleyemeyeceksin Alemdar. Ben Babil Devleti'ni zaten kuracağım. Aşiretlerin desteği olsun, olmasın. Sen anlattığım kıssadan hissini almışsın. Ama kurt asil bir hayvandır. Senden olsa olsa leş kargası olur. O zaman bekle ve gör Alemdar. O leş kargası kimin cesedine konacak? Polat Alemdar'ı ben öldüreceğim. Nasıl istersen. Şöhret peşinde değilim. Dikkatli olun, keskin nişancılar var. Siper alın.
Bu taraftaki benim. Diğerine siz bakın. Diyorsunuz gerizekalılar. Yasin, sen nişancıya. Ben Yürgen'in peşinden gidiyorum. Ateşi! Ön kapısında mühür olan binanın arka tarafından içeri giriyorlar. Kapının önünde taksiler, arabalar var. O zaman kumar işinin o binada yapıldığı kesinleşti. Polise gidip haber verelim. Emniyet mensuplarının işleri başlarından aşkındır Hüdayi Bey. Henüz bütün hatlarıyla ortaya çıkarılmamış bir şebeke için onları meşgul etmek yerine ben kendimi ortaya atacağım. Bir tatsızlık çıkmasın Hüsnü Bey. Göz göre göre mahalle arasında kumar oynatan adamlar sizin sözünüzle bu işten vazgeçerler mi? Nihai hedefim bu değil Hüdayi Bey. Hemen öne atılıp kendimi deşifre etmeyi düşünmüyorum. Ne yapacaksınız peki? Sineği öldürmek yerine bataklığı kurutmak yolunu seçeceğim. Bunun için de o mekana sıradan bir kumar meraklısı olarak girip içerinin röntgenini, MR'ını, gerekirse ultrasonunu çekeceğim. Thank you.
aradığın kişi benim. Anlamadım. O benim. Sen misin? Evet. Siz hepiniz delirmişsiniz. Beni kandırdın. Sen baştan beri biliyordun. Bilmediğimi söyledim. Ne söylersen söyle. Hiçbirine inanmıyorum artık. Bütün bunlar saçmalıktan başka bir şey değil. Biraz düşün. Sonra daha farklı konuşabiliriz. Düşündükçe çıldırıyorum. O kadın benim annem. Sen benim... Bu operasyon için beni bir robot gibi tasarladınız. Yusuf, mesele senin anlattığın gibi değil. Bana bir daha yalan söyleme. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Seninle acil görüşmek istiyorum. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Abi, gölgenin izini bulamadık. Burada olsaydı pusu da karşıma çıkardı. Çoktan gitmiştir. Ben İstanbul'a dönüyorum. Siz bölgede çalışmaya devam edeceksiniz Yasin. Peki abi. Bahsettiğin Esma, Sadık Ağa'nın yeğeni ise ne yapın edin ailesine teslim edin. Anladım abi. Sen de Safiye'yi al gel Cahit. Tamam abi. Neden yalnızsın? Diğerleri öldü. Peki bunu nasıl başardığını açıklayacak mısın? Polat hazırlıklıydı. Cahit ve Siyah Sancak komutanı adamlarıyla geldi. Kaçmak zorunda kaldım. Peki Jürgen, sağ kalmanın bana bir faydası dokunacak mı? Buna sen karar vereceksin. Bilirsin, ben kolay kolay vazgeçmem. Hala benim için yapabileceğim bir şeyler var. Ne istersen. Sadık Ağa'yla vedalaşma fırsatımız olmadı. Bana Polat Alemdar'la münazara fırsatı verdiği için yeterince teşekkür edemedim. Bütün bunlara o sebep oldu. Bu toplantı dönüm noktasıydı. Merak etme. Henüz yolumuzdan dönmüş değiliz. Mervan Aga toplantıda kusursuz bir oyunculuk sergiledi. Birliğin başına gelirse bölgeyi her türlü biz yöneteceğiz Jürgen. Okey.
konu tamamen kapandı. Vasili'nin ölümü ile Kenan Bey arasında bağlantı kurulacak hiçbir iz kalmadı. Onu ben öldürdüm diyecek birini de ayarla Hakkı. Gerekirse onu atarız ortaya. Geride kalanlarına da bakarız. Anladım efendim. Ayarlarım. Peki adamın Rusya bağlantılarından bir şey çıktı mı? İstanbul'da infaz edilen hanedan üyesi Sergey'in karşısında yer alan bir grubun temsilcisi olduğunu öğrendim. Vasili'nin Kenan'la bütün bağlantıları silinince mesele iki tarafın hesaplaşması gibi görülebilir o zaman. Olayı üstlenecek adamı da ona göre seçeriz. O zaman ben de rahatlamış olurum. Kenan'ın böyle bir şey yapacağı senin aklına gelir miydi Hakkı? Aslına bakarsanız efendim, ben bekliyordum. O sakin duruşunun altında fırtınalar kopacağını biliyordum. Kenan Bey'in ne zaman ne yapacağını kestirmek çok zor. Gel oğlum. Abim aradı. Biraz geç kalacakmış ama toplantıya yetişirim dedi. Tamam. Biz de onsuz başlarız artık. Efendim, ben hazırlıkları yapayım. Müsaadenizle. Bacağın nasıl oldu baba? Geçti sayılır oğlum. Ama sanırım bundan sonra bol güneşli bir tatil iyi gelecek. Bunun hesabını kapatmadan tatile mi gideceksin baba? Beni şaşırtıyorsun. Asıl sen beni şaşırttın Kenan. Adamı iş konuştuğunuz masada yemek yerken öldürmek de ne demek? Eğer o masadan kalkıp gitmesine izin verseydim adam sorun çıkartacaktı. İşte bunu önceden tahmin edecektin. Ettim. Ben sana bu işle ilgili bir sorun çıkarsa kendim halledeceğimi söylemiştim. Öyle de yaptım. Farkındayım. Aslında hoşuma gitmedi de değil. Sana bir şey itiraf edeyim mi baba? Söyle bakalım. Her şey olup bittikten sonra adamın gerçekten öldüğünü anladığım anda ilk sen geldin aklıma. Eğer babam burada olsaydı ne derdi diye düşündüm. Sen benim kıymetlimsin oğlum derdim. Ateşle oynama derdim. Eğer mutlaka yaklaşman gerekiyorsa da elini yakma, maşa kullan derdim. Kötü bir şey mi oldu? Polat Alemdar'la görüştüm. Ne anlattı sana? Yeni özgür dünya devletini anlattı. Bir sürü de komplo teorisi. Her şeyi bildiğini sanıyor. Ona öfkelenmişsin. Hepinize öfkeliyim. Neden bana söylemedin? Neyi? Onun olduğunu. Sakın bilmediğini söyleme. Beni inandıramazsın. Ben de yeni öğrendim Yusuf. Niye sakladın benden? Seni korumak için doğru yolun bu olduğunu düşündüm. Bunu keşke yıllar önce bu işe başlamadan önce düşünseydin. Tamam.
Geçmişte yaptığım hataları kabul ediyorum. Ama seni bir kere bulduktan sonra sana zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Peki bana faydalı bir şey yapmak istiyor musun? Elbette. Öyleyse senden benimle ilgili projeyi planlayan ve uygulayanların isimlerini istiyorum. Aslan Akbey'in o zaman kurduğu ekipteki herkesi. Ne yapacaksın? Bana yaptıklarının cezasını çekecekler. Nereye gidiyorsun? Şirkete. Fehmi'ye ne söyleyeceksin? O benim babam. Ne söyleyeceğim ki? Pusat nerede? Bitimle üstün çevresinde devriye görevine çıktı. Kapıyı açar mısın? Çocukla görüşeceğim. İzin almadan açmam mümkün değil. Sadece konuşacağız. Hem sen de buradasın değil mi? İstersen kapı da açık olur. Adım Halil. Benim adım da Safiye. Bana neden böyle bir yol seçtiğini anlatmak ister misin? Herkese anlattım. Hayatta kalmak ve aileme yardım etmek için başka çarem yoktu. Tamam, bunu anlıyorum. Ve bu yüzden seni suçlamıyorum. Ama eğer istersen bundan sonra her şey değişebilir. Çok acıktım. Bir şeyler yiyebilir miyim? Tabii ki. Halil'e yiyecek bir şeyler getirir misin? Benim gibi bir sürü arkadaşım var. Hepsi şiddet için çalışıyor. İstersen onları da kurtarabiliriz. Yerlerini asla söylemem. Peki onlara nasıl yardım edebiliriz? Sakın! Ne yapıyorsun? Otur yerine. Kımıldama, yoksa onu öldürürüm. Yavaşça silahını çıkar. Yavaş. Hadi uzaklaş. Geç bu tarafa. Geç. Geç. Dışarı. Hadi dışarı. Hadi. Kapıyı kapat. Kilitle. Thank you.
Şimdi hızlıca araca bineceğiz. Çok hızlı, hadi. Hadi dedim. Hadi. Acele etmezsen onu öldürürüm. Hadi yürü dedim, hadi. Kımıldamayın. İndirin silahlarınızı. İndirin dedim. İndirin dedim size. Yoksa onu öldürürüm. Açın kapıyı. Açın dedim. Hadi yürü. Hadi. Bin çabuk. Hemen çalıştır şu arabayı. Hadi. Kaçırdılar. Kahretsin. Abi Safiye kaçırıldı. Pusat, ne diyorsun sen? Kim yaptı? Kampta tuttuğumuz çocuk kaçırdı. Dur bakayım arkadaşım. Seni daha önceden buralarda görmedim. O halde bugün şanslı gününüz deseniz. Neden? Ben talih kuşu gibiyimdir. Öyle herkese görünmem. Şimdi müsaadenizle günah yuvanıza girmek istiyorum. 13. On bir. 54. 75. Bu çocukların şu an okulda olmaları gerekirdi. Resmen bataklığa saplanmışlar. 6. 36. Fiş vereyim mi abi? Bir şey almadım ki, ne fişi veriyorsun? Oynamayacak mısın? Oynayacağım tabii. 29. Kumar kötülüklerin anasıdır derler. Bakalım babası kim? Efendim abi? Bir fiş ne kadar? 10 lira abi. Buyur al. Seç. 33. Şöyle köşeye geç. Yeni oyun başlar şimdi. Şeytanın bol olsun. Aman arkadaşım, şeytanı bu işe karıştırma şimdi. 14. Onun kendine faydası yok, bana hiç olmaz. 44. Bu kadar adamın arasından nasıl kaçırırlar Safiye? Ne yaptınız Pusat? Biz gelene kadar nerelere baktınız? Türkmen köyünü koruyan adamlarımız güneydeki Şedid kampını yoklamışlar.
Ama kamp boşaltılmış. Köyden buldukları 4 araçla buraya geliyorlar. Diğer devriye ekiplerini de üste çağırdık. Bu ne durumda peki? 10 dakikada yola çıkmaya hazır olurlar. O kadar bekleyemem. Ne yapıyorsun? Abi telefonda bekleyin dedi. Siz bekleyin. Telefonu ver. Ver dedim. Boş yere ümitlenme, burada çekmez. Ama birazdan çekecek. O yüzden iyi ki hatırlattın, kapatalım. Polat Alemdar'ın kardeşi olduğun doğruymuş. Bak, büyük bir hata yapıyorsun ama çok geç değil. Dilersen geri dönebiliriz. Kampta konuşurlarken duymuştum. Ama inanmadım, gerçekmiş. Bu yolun geri dönüşü yok artık, devam et. Devam et dedim. Ben kendimi değil, seni kurtarmaya çalışıyorum. Beni artık kimse kurtaramaz. Devam et. Yoksa vururum seni. Umurumda bile olmaz. Merhaba. 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 Özellikle şu rakamlar çok önemli. Merhaba. Merhaba. Fehmi Bey bundan sonra toplantılara şirket avukatı olarak benim de katılmamı istedi. Çok geç alınmış bir karar. Raporlardan mı? Evet. Bir eksik yok. Arkadaşlar oturabilirsiniz. Arkadaşlar, bugün bizim için bir dönüm noktası. Bundan sonra şirketlerimizin yönetim tarzı biraz değişecek. Azra Hanım, dosyaları dağıtır mısınız? Tabii efendim. Şimdi sizlere dağıtılan bu dosyalarda önümüzdeki 3 aylık süreç için öngörülerimi okuyacaksınız. Lütfen hızlıca bir göz atın. Merak ettim. Eğer herhangi bir itirazınız varsa hemen söyleyin. Çünkü bir sonraki yönetim kurulu toplantısını benim yerime yeni başkanınız yönetecek. Bir dahaki toplantıya kadar yeni yönetim kurulu başkanımız için de hepinizin ayrı ayrı önerilerini almak istiyorum.
Kusura bakmayın. Önemli bir işim vardı. Geciktim. Henüz bir şey kaçırmış sayılmazsın Yusuf. Otur lütfen. Sen gelmeden önce artık bu toplantılara başkanlık etmeyeceğimi açıkladım. Bırakıyor musun baba? Zamanı gelmedi mi Yusuf? Artık sıra sizde. Ne düşünüyorsun babamın kararı hakkında? Fehmi Kuzuzade ne diyorsa olur. Düşünecek bir şey yok Kenan. Sence ne var aklında? Benim aklımda o kadar çok şey var ki... babamın yerine de düşünmek istemiyorum. Konuşmak ister misin? Dün geceden beri çok yoruldum Kenan. Aslında tek istediğim şey... susup dinlenmek. Bak o zaman gel seni değişik bir yere götüreyim abi. Gelemem. Azra'ya söz verdim. Beraber çıkacağız. Nereye çıkıyoruz? Eğer bir planınız yoksa sizi benim için özel bir yere götüreceğim. Seni hiç yormayalım Kenan. Benim kafam başka yerde. Ya birader ısrar ediyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Kenan bu kadar ısrar ediyorsa ben varım. İkiye bir. E gidelim o zaman. Hadi. Bölge sizinle vedalaşmadan bölgeden ayrılmak istemedi. Barış toplantısına Polat Alemdar'ı çağırmakla hata ettiğinizi düşünüyorum.
Gölgenin ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantıyı sabote ettiniz. Burada ev sahibi biziz. Onun gibi niceleri geldi geçti. Bu topraklar yine bize kaldı. Gölge sizin için toprağın altını düşündü. Cahit ne tarafa gitti? Şuradaki Şedid kampı boşaltılmış. Cahit'i kuzeydeki kampa yönlendirdik. Ondan haber geldi mi? Henüz gelmedi abi. Bu taraftaki en yakın kamplar hangileri? Burası Halil'in geldiği Şedid kampı. Diğeri de bölgedeki en yüksek donanımlı Şedid karargahı. Oraya sığınmak isteyebilir. Bir de burada karargah var. Ama oraya Mervan'ın arazisinden geçmesi gerekiyor. Oradan silahlı unsurların geçiş izni yok. Kimsiniz siz? Mervan Ağa'yı görmem lazım. Mazel Petrol'den haber var mı? Evet, verdiğimiz teklifi kabul ettiler. Bizim şartlarımızla bütün sözleşmeyi onaylayacaklar. Sen okeylediğin anda haber vereceğiz. İmza için bizi bekliyorlar. Tamam. Haber verin, onlarla çalışacağız. Sözleşmenin son halini kontrol etmeyecek misin? Gerek yok. Bu işin uzamadan halledilmesini istiyorum. Biz dosyayı elden götürürsek bugün imzalanabilir. O zaman oyalanmayın. Neden bu kadar acele ediyoruz bu işe? Bilmem, sormak ister misin? Fehmi Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Asya Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. Sayenizde Mazel Petrol'le kısa zamanda anlaştık. Güzel. Çok sevindim. Umarım uzun süreli bir anlaşma olur da siz de buralardan bir yere gitmeyi düşünmezsiniz. Şimdilik buradayım. Bunun için de size bir teşekkür borçluyum. Rica ederim. Hiç önemli değil. Ama eğer teşekkürünüz için bir araya gelmemiz gerekecekse bunu kabul edebilirim. Uygunsanız neden olmasın? Akşama gitmek zorunda olduğum bir sergi var.
Eğer sizin için sıkıcı olmayacaksa... Bana eşlik etmek ister misiniz? Zevkle. Güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun? Polat Alemdar'ın kız kardeşini getirdi mi sana? Kimse biliyor mu kızın burada olduğunu? Hayır. Bir tek senle ben. Ya biri gördüyse, duyduysa... Polat Alemdar sonra kardeşini almaya gelirse... Sonra ne yapacağız? Yemin ederim kimse duymadı. Eğer çok para edecek bir şey olmasa sana getirmezdim. Onu satarsın. Bana da aileme yetecek kadar para verirsin. Gerisi senin. Sen bana akıl mı veriyorsun? Bunların ikisini de şiddet kampına götürün. Sen ilgilen kızla. Tamam ağam. İyi bir alıcı bulunca sana haber vereceğim. Hadi. Oraya gidersen beni öldürürler. Sen yaşasan ne olacak be çocuk? ...43. Gel gel ikinci çinko. Abi 300 lira daha kazandı. Vay be şansa bak. Çinko cilde iyi geliyor diye duymuştum. Abi bal mı yedin bugün? Ben daha iki taşı yan yana koyamadım. Bal yemedim ama yoğurt yedim genç arkadaşım. Saygı duyduğum bir büyüğümüzün tavsiyesidir. Siz de yiyiniz. 88. Oo, var. Seksen beş. Oo. 66. Oo. 25. Ha. Kimde var? Bende var. Evet beyler geçmiş olsun. Oh. Bu durumda tombala demem icap ediyor. Tombala. Hem birinci çinko hem ikinci çinko hem tombala aynı kişi. Abi 5.000 lira daha kazandı. Gel gel. Ver bakalım. Yuh be ne ballıymışsın be. Gerçekten doğru söylüyor. Resmen sildi süpürdü ortalığı. Buraya bir iş görüşmesi için gelmiştim. Sonra da alıştım. Atlarla ilgilenmek insanı rahatlatıyor. Sen eskiden beri seversin zaten. Elimizde olmayan nedenlerle bir süre ara vermiştik. Sen başladın mı yeniden at binmeye? Bu yüzden ısrar ettim zaten gelmeniz için. Anlamıştım bir sürprizin olduğunu. Asıl sürpriz geliyor. Geç kaldın Kenan. Beni beklediğini bilmiyordum. Ben değil. Lena bekliyor. Çok heyecanlı. Kenan? Lena da kim? Azra. Abim Yusuf. Hoş geldiniz. Raskol'un isminizi duydu. Sizinle tanışacağı günü bekliyordu. Tanışalım o zaman. Raskol memnun oldu. Ben de memnun oldum. Bir gün mutlaka iş konuşalım. Ama şimdi acelemiz var. Lena bekletilmekten hiç hoşlanmaz. Lena da çok güzelmiş.
Ne garip adam. Abi, Safiye ablanın telefon sinyalinin en son alındığı noktayı tespit ettik. Gidiyoruz. Okay. Keyfin kaçmıştır diye düşünüyordum ama ekstra enerjiksin. Bin tane alemdar bir araya gelse beni hedefimden saptıramaz kadim dostum. Ama bir tane Polat alemdar her seferinde yolunu kesiyor. Siyah sancak boru hattımızı imha etti. Ama petrol sevkiyatını deniz yoluyla sürdürüyoruz. Gördün mü Ariel? Küçük bir gecikme dışında bir sorunumuz yok. Büyük bir devletten bahsediyorsun. Fakat ben tek geliri petrol olan büyük bir devlet hatırlamıyorum. Resmin sadece görünen kısmına bakıyorsun, kadim dostum. Petrol sadece bir araç. Benim topraklarımın altındaki toryum dünyanın geleceğini değiştirecek. Bu alanda da Polat'ın senin önünde olduğunu sanıyorum. Mesafeyi kapatmak için yoldaki engelleri temizleyeceğim. Umarım uzun sürmez. Yakında Ariel. Çok yakında enteresan günler yaklaşıyor. Babil Krallığı'nı kurmak için yeni bir aşamaya geçiyoruz. Ekstra bir sürprizin mi var? Tam olarak şurada Ariel. İstanbul'da yeni bir üs kuruyorum. Babil adına her şey orada şekillenecek. Bu. Ne yapıyorsun lan sen? Yürüyün lan, gidiyoruz. Hadi, hadi çıkıyoruz. Al. Seni kurtaracak kimse ona haber ver. Çabuk ol. Geri gelecekler şimdi. Hadi çabuk. Hadi. Hadi çabuk. Hadi. Acele et. Gelecekler şimdi. Nerede lan telefonum? Sen gel bakalım benimle. Ya bırak çocuğu, nereye götürüyorsun? Sus lan! Hadi lan! Yürü lan! Ellerini kollarını bağlayın bunun.
Merhaba Ender Bey. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Bilimin gölgesinde uzanmak isteyen bir iş adamı için 5 dakikanız var mı? Elbette, buyurun. Benden ne istiyorsunuz? Çalışmalarınızı uzun zamandır takip ediyorum Ender Bey. Toryum üzerindeki teoremleriniz gerçekten dahice. Sempozyumdaki sunumdan bahsediyorsunuz. Elbette. İlginiz için teşekkür ederim. Ancak henüz ortada dehadan bahsedilecek bir durum yok. İş dünyasındaki başarımı öngörülerime borçluyum Ender Bey. Sizin bu alanda çok güzel işler başaracağınıza inanıyorum. Temennimiz o yönde tabii ki. Ne istediğime gelince, sizden şu anda yaptığınız işe devam etmenizi istiyorum. Ama benim adıma devam etmenizi istiyorum. Korkarım ki bu mümkün değil. Ben çalıştığım kurumda mutluyum. Ancak Ender Bey, bilim mutlulukla ilerlemiyor. Siz de biliyorsunuz. Çalışmalarınızı yaparken kendinizi güvende hissetmeniz önemli değil mi? Güvenlikle ilgili bir kaygım hiç olmadı. Ben bir yatırımcıyım. Güven derken finansal güveni kastetmiştim. Daha açık konuşur musunuz? Okey. Süreci çok iyi bilirim. Her aşamada karşınıza yeni engeller çıkar. Patent işlemleri, bürokratik engeller ve tabii ki ekonomik sorunlar. Ben size rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı vaat ediyorum. Amerika'daki laboratuvarımda en son teknolojiyle donatılmış bir ortam sizi bekliyor. $20,000 maaş, lüks bir villa. Dilerseniz ailenizi de yanınızda götürürsünüz. Ha, size bir de özel uçak tahsis edilecek. Cömert bir teklif. Yes. Fakat ben çalışmalarımı para için değil, bu memleketin geleceği için yapıyorum. Benim için rahatın da, huzurun da adresi memleketimdir. Rica ederim Ender Bey. Siz bir bilim adamısınız. En küçük bir hesaplama için bile günlerce düşünüyorsunuz. Teklifimi de önce bir düşünün. Cevap için sizi akşam arayacağım. Kolay gelsin. Bilim önemli Ender Bey. Önemli. Raskolnikov Yusuf'la tanıştık. Şanslı günündesin. Özel bir insandır. Bir dahaki sefere onunla çalışırsınız artık. Vasily'e kestiğin cezayla ortaklığımız perçinleşti. Ben bundan sonra seninle her türlü işe girerim. Dünya üzerinde vodka tükenene kadar Raskolnikov seninle beraber. O zaman iş konuşalım. Rusya'dan gelip senin bankanda temizlenen paranın sahipleri karşılığını verecek. Raskolnikov kazandı. Mete kazandı. Kenan kazandı. Vasily kaybetti. Onun temsil ettiği adamlar geri çekildiler. O halde biz yolumuza devam ediyoruz. Sen dünyanın herhangi bir yerinde kirli para bulursan, sen de temizleyeceğini garanti edersen, ben köprü olurum. O zaman bu köprünün altından daha çok sular akar. 89. Tombala. Nasıl oluyor kardeşim? Şansımız kırılsın diye masa değiştirdik. Hep aynı adam kazanıyor. Hile mi var kardeşim? Boş boş konuşmayın. Herkesin gözünün önünde. Neyin hilesi? Adam yükünü almış gidiyor. Bahsettiğin adam mı?
Evet abi. Sabahtan beri kazanıyor. Ne varsa sildi süpürdü. Kimin nesiymiş? Bilmiyorum. Biraz deli gibi bir tip. Allah Allah. Kaybedip duruyorum. Anlamadım ki. Gel gel. Evet beyler, yeni kart almak isteyenler. Allah Allah. Kart almak isteyen var mı beyler? Evet. Bana müsaade arkadaşlar. Bugünlük yeter. Benden başka kimseye de bir şey gelmiyor. Seni izledim epey. Şanslıymışsın. Olabilir de, olmayabilir de. Bir teklifiniz mi var? Bu kadar şanslı biri için bu paralar az gelir. İstersen fişin 100 liraya satıldığı tombalaya 50 bin lira alacağın gerçek bir oyuna götürebilirim seni. Teşekkür ederim. Belki başka zaman. Bana adını bahşedebilir misin? Mümkün değil. Size adımı bahşedersem ben hangi adımı kullanırım sonra? Hoşça kalın. Ender hocam, müsait misiniz? Altay hocam, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ne içersiniz? Hiç zahmet etme Ender hocam. Bugün fazlasıyla çay içtim. Toryum motorunun yakıt enjeksiyonu prototipine baktım. Bileşeni absorbe şeman çok başarılıydı. Bilim dünyası yeni bir dahi mi kazanıyor acaba? Bugün senden önce biri daha aynısını söyledi. Kim? Bir iş adamı. Toryum çalışmalarımı uzun zamandır takip ediyormuş. Nasıl takip ediyormuş? Sen çalışmalarını daha önce bir yerde yayınladın mı Ender hocam? Hayır tabii ki. Sempozyumdaki sunumdan bahsettiğini düşünüyorum. O sunumda dikkat çekecek bir ayrıntı paylaşılmadı. Bilemiyorum Altay. Ben de bu meseleyi düşünüyorum. Senden ne istiyormuş peki? Kendisi için çalışmamı. Bana olağanüstü bir iş teklifinde bulundu. Amerika'daki laboratuvarında muazzam bir çalışma ortamı ve hayat standardımı yükseltmeyi vaat etti. Kamuoyuna yansıyan çalışmaların böyle bir teklif için yeterli değil. Sen ne dedin peki? Teklifi reddettim tabii ki. Ama bana düşünmemi, cevabım için beni akşam arayacağını söyledi. Seni hemen buradan çıkarmalıyız hocam. Bu ziyaret tehlikenin habercisi olabilir. Ben hiçbir yere gitmem. Çalışmalarıma devam etmem lazım. Yapmayın hocam. Düzenlediğimiz basın toplantısının canlı bombayla sabote edilmeye çalışıldığını ne çabuk unuttunuz? Bu eylemi yapanlar durmayacaktır. Ekibe ulaşmaya çalışıyor olabilirler. İsterlerse canımı alsınlar. Onlardan korkmuyorum. Senin de benim de hayatımızdan değerli bir şey söz konusu. Lütfen dediğimi yap. Pekala. Nasıl istiyorsan. Nereye gideceğiz peki? Şimdilik seni evine nakledelim. Ben derhal koruma tahsis ettireceğim. Sonra ne yapacağımızı konuşuruz. Lütfen ben gelene kadar evinden ayrılma. Ben şimdi anlamadım Erhan abi. Kumarda çok para kaybetmiş de ondan mı bu halde? Abbas anlattı adam derdini. Kaybetmemiş, çok kazanmış. O zaman niye üzülüyor abi? Kendini zorlama Abbas. Hüsnü'yü anlamak için önce yüksek tahsil yapmak gerekiyor. Cahit abim izin verirse onu da tamamlarım. Aa, nesi var bunun? Bir operasyon için kendini feda etti.
kumar denen illetle yakından tanıştı. Allah Allah. Yavrum, kumar ilk tadışta insanın başını döndürür. Sonra da ocağını söndürür. Başımın döndüğü doğru bir tespit. Ümit ederim ocağın sönmez. Sen kısmen kendini kaybetmiş olsan da ne yaptığının farkındasın. Hüsnü Bey evladım, farkındasın. Ama orası daha çok insanın hayatını tarumar eder. Müsaade ederseniz fark ettiğim bir gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bir bilim insanı olarak sahada edinilmiş tecrübeye büyük önem veririm. Senin anlattıklarını bile dinlerim oğlum benim. Daha önce silahlı çatışmalarda ateş altında bulunmuş biri olarak söylüyorum. Orada bambaşka bir heyecan vardı. İnsanın aklını başından alan bir atmosfer. İçeri girdiğim anda görevliden başka kimse benimle ilgilenmedi. Herkes adeta büyülenmiş gibiydi. Uyuşturulmuş diyelim biz ona. İçeride uyuşturucu da mı veriyorlar? Benim öyle bir tespitim olmadı. Kumarın kendisi bir nevi uyuşturucu gibidir evladım. Kumar oynarken beyinde salgılanan hormonla keyif verici maddeler kullanılırken salgılanan hormonlar aynıdır. Yazık. İşini gücünü bırakmış bir sürü insan gördüm orada. Babasından para aşırıp okuldan kaçan gençler de var. Taksideki mesaisini orada geçiren taksi şoförleri de var. Ya. Ya. Evinin nafakasını harcayan esnaf kardeşim de var. O zaman gidelim, gerekeni yapalım. Beklemek gerektiği hususunda ciddi bir kanaatim var Erhan Bey. Böyle bir şer yuvasını dağıtmak için Polat abiyi beklemeye gerek yok Hüsnü. Anadolu Hanım ne demişti? Biraz sorumluluk alın. Her şey için abinizi beklemeyin demişti. Evet, yani her şey için bu adamı beklemeyin lütfen. Ben yine aynısını söylüyorum. İtiraz etmiş gibi görünmek niyetinde olmamakla beraber öyle göründüğümün farkındayım. Yine de ısrar edeceğim. Bekleyelim. Çünkü oltaya daha büyük balık takılacak. Ne diyorsun Hüsnü? Ben iyi niyetimin bir karşılığı olarak dikkat çekici bir kazanç elde edince mekan sahibi yanıma kadar geldi. Tereyağından kıl çeker gibi ağzından aldığım bir laf beni bu düşünceye itti. Hüsnü uzatma, ne diyorsun? Bu mekanın benzerlerinin ve daha büyüklerinin olduğunu da söylüyorum Erhan Bey. Sadece burayı değil, İstanbul'u bir ağ gibi saran bütün şebekeyi ortaya çıkaralım. Hüsnü, sen bu tombala işini çok sevdin de mekan elden gitmesin diye mi beni oyalıyorsun? Bunu sizin ağzınızdan bile duymayı kendime zul sayarım. O zaman takipte kalalım. İn araçtan. Merve'nin aile görüşmem lazım. Buradan geçemezsin. Ben sorun çıkarmaya gelmedim. Anlaşmaya geldim. Ne anlaşması? Merve!
Buradan silahlı geçip senin topraklarının sonundaki kampa gitmem gerek. Buna izin veremem. Çok zor durumda kalırım. Ama o kampa benden önce birileri geçmiş. Geçemez. Mervan'a, ben içeriden haber aldım. Geçmişler. Benim haberim olmadan bu mümkün değil. O zaman senin de haberin var. Sen de bu işin içindesin. Beni anlaşmaya ihanetle mi suçluyorsun? Bak Mervan abi, boş sözlerle geçirecek zamanım yok. Ya yolumu açarsın giderim, ya da seni yol yapar üstünden geçerim. Evime gelip beni tehdit mi ediyorsun Cahit? O günler geçti. Bırak adam. Aman şerefsiz. Artık fazla oldun sen. Götürün bunu. Götürün buradan, kampa götürün. Hadi. Buradan sonra gidebilecekleri 5 ayrı yer var abi. Cahit'ten de haber yok mu hala? Yok abi. Ne arıyor ne de telefonu açıyor. Hadi gidiyoruz. Abi nereye gideceğiz? Her yere gideceğiz. Hepsine tek tek bakacağız Yasin. Araç bin! Hadi hızlı! En çok bunu beğendim. Kerem bunu duysa çok sevinirdi. Bu tablo onun en sevdiği eserlerinden biridir. Siz çalışmalarına aşinasınız sanırım. İlk tablosunu ben almıştım. O zamandan beri aramız iyidir. Genç yeteneklere destek şart tabii. Sadece resme değil, bütün sanat dallarına olan merakınızı da biliyorum. Dünya çapında bir sanat koleksiyoncusu olduğunuzu duymuştum. Doğrusu mütevazı olmak isterdim ama bu benim gurur duyduğum birkaç şeyden biridir. Oğullarınızdan sonra herhalde. Elbette. Onlar da sizin gibi sanata düşkün mü? İtiraf etmeliyim ki son zamanlarda nelerle ilgilendiklerini bilmiyorum. Özel hayatlarını paylaşma konusunda pek hevesli değiller. O yaştaki gençlerden aksini bekleyemezdik. Eskiden daha fazla şey paylaşırdık. Yazları denize açılmak en sevdikleri şeydi. Özellikle Yusuf. Çok iyi bir denizcidir. Ama daha sizden öğreneceği çok şey olmalı. Ben de ihmal ettim ama artık sanırım denizle ilgilenmek için daha fazla vaktim olacak. Tatile mi çıkıyorsunuz? Uzun vadeli bir yolculukta diyebilirsiniz. Holding'in yönetim kurulu başkanlığından ayrılıyorum. Belki bu sebeple sizinle de daha sık görüşürüz ha? Bakın, tabloyu beğenen başkaları da varmış. Umarım bu küçük hediyemi kabul edersin Asya. Kenan'ın yeni çevresi çok renkli. Raskolnikov denen adam kendinden bir başkası gibi bahsediyor. Kafası karışık. Senin gibi. Kafan dağınık olduğunda ortalığı dağıtırsın. Yorulma sen, ben hallederim. Konuşmuyorsun, ben de kendime eğlence arıyorum.
Bu ne Yusuf? Yeni özgür dünya devleti. Demek komplo teorilerine merak saldın. Sen devlet işlerini fazla kafana takma bence. Ben kendi küçük özgür devletimizle ilgileniyorum. O nasıl olacak? Ne istersek onu yapacağız. Kurallar, yasalar, başkalarının istekleri yok. Sadece bizim hayallerimizden oluşan, bize ait küçük özgür bir devlet. Sence özgürlük ne demek? İstediğin zaman istediğini yapabilmek demek. Sence? Bence gerçek özgürlük her şeyden vazgeçebilmektir. Nasıl yani? Sevmek, istemek, hedeflere kilitlenmek kişiyi hapseder. Ve bütün hayatı bu olur insanın. Bunun dışına da çıkamaz. Yani insan özgür olmak için kimseyi sevmemeli diyorsun. Tabii ki sevmeli. Ama vazgeçebilecek kadar da güçlü ve iradeli olmalı. Ben bunu hiç sevmedim. Ben insan sevdiğinden vazgeçmeli demedim Azra. Özgür olmak istiyorsa her şeyden vazgeçebilmeli dedim. O kadar özgür olmaya gerek yok. Senin kafan babanın toplantıda söylediklerine mi takıldı? Hayır. Ama onu anlıyorum. Dinlenmek onun da hakkı. Sen ne düşünüyorsun peki? Sorumluluk almak için hazır mısın? Değilim. Evet, zamanı geldi. Bakalım kim kazanacak, kim kaybedecek? Efendim. İyi akşamlar Ender Bey. Öğlen ofisinize uğramıştım. Evet, hatırladım. Teklifime cevabınızı duymak için aradım. Cevabım değişmedi. Sizinle çalışmayı düşünmüyorum. Şartları tekrar konuşup rakamları kendiniz belirlemek ister misiniz Ender Bey? Konuşacak bir şey yok beyefendi. İşte bu. Ben tam bir beyefendi gibi konuşuyorum. Ama siz beni anlamamakta ısrarcısınız. Siz de beni anlamıyorsunuz. Ben satılık değilim. Profesörün cevabını yüzünden okuyabiliyorum. Ariel, Türkler enteresan insanlar. Her türlü imkanı sağlıyorum fakat tatlı dilden anlamıyorlar. Ya da tatlı dil bana yakışmıyor. Ne yapacaksın? Bu adam toryum konusunda çalışan tek isim değil. Diğerleriyle de şansımızı deneyeceğiz. Diğerleri? Polat'ın bizim için çalıştırdığı çok güzel bir ekibi var. Hepsiyle tek tek tanışmak istiyorum. Ender Hoca'nın evi 24 saat koruma altında olacak. İki arkadaşımızı görevlendirdik. Sağ ol. Sağ olun Erhan Bey. Kendisi bizim için gerçekten çok değerli. Bu adamlar ekipten birilerini tespit etmişlerse diğerlerine de ulaşabilirler Erhan'cığım.
Bütün ekibin iletişim bilgilerini verirseniz ben hemen gereken hazırlıkları yaptırırım. Sağ ol. Elbette. Çok iyi düşündünüz hocam. Biz kafamızı işimize gömmüşüz. Ama bu adamların gözü üzerimizde çocuklar. Çok dikkatli olmalısınız. Çok. Erhan abi bir bakar mısın? Ben sizden listeyi bekliyorum Altay hocam. Tamam Erhan Bey. Hemen hazırlayacağım. Sağ ol. Ne oldu Abbas? Hayırdır Yusuf? Abiniz nerede? Ne sorduğunu anlamadım gülüm. Abinizi soruyorum. Polat Alemdar'ınız nerede? Sen ne içtin Yusuf? Beni karıştırma. Bir soru sordum. Çık dışarı. Bir elini yüzünü yıka. Bir hava al. Sonra baktın yine olmadı, yine gelirsin. Hadi. Polat Alemdar. Polat Alemdar burada yok. Tadımızı kaçırmadan çık git. Abin duyarsa çok kızar sana. Sen buradan kovduğun kişinin kim olduğunu biliyor musun? Ha? Dışarıda kim olduğun umurumda değil. Bu kapıdan girdikten sonra bizim misafirimizsin. Adabınla oturacaksan geç bekle. Edepsizlik yapacaksan yeri burası değil. Atarım seni kapının önüne. Geldiğimi söylersiniz. Yine uğrarım ben. Abi, bu neydi şimdi böyle? Gençlik işte. Boş ver, işinize bakın siz. Üssü tamamen boşaltmışlar. Etrafta kimseler yok. Diğer ekip de bir iz bulamamış. Bu tarafta sadece Mervan'ın arazisi kaldı. Diğer tarafta Şedid sınırına doğru Dark River üssünün yakınlarına çekilmiş olabilirler. Abi, bence kuzeye gitmeliyiz. Mervan. Nasıl abi? Ah. Mervan bize ihanet etti. Ama nasıl olur abi? Toplantıda yaptıklarını anlattınız. Başından beri yalan söylüyordu. Hala gölge için çalışıyor. Şedid askerlerin Mervan'ın toprakları üzerinden geçirmiş. Cahit. Safiye. İyi misin? İyiyim. Otur. Sabaha kadar burada bekleyeceksiniz. Yarın da idam edileceksiniz. Benim yüzümden. Tamam Safiye, üzülme.
Yürüyün. Seni nasıl yakaladılar? Ben ayaklarına gittim Safiye. Burayı bulup gelmenin başka yolu yoktu. Yakalanacağını bile bile neden geldin? Seni buradan kurtaracağım Safiye. Ne olacak şimdi? Hiçbir şey olmazsa sabah olur. Polat Alemdar'ın en yakın adamlarından birinin infazı şimdi de bütün cephelerde güç sağlayacaktır. Bizimle işbirliği yaparak sen de güç kazanıyorsun Mervan. Polat Alemdar aşiret arazisine girmiş. Sizin yüzünüzden düşman da kazanıyorum. Bana destek olun. Şedid sizden emir almaz. Gölgeye mi danışsak? Ayağımıza gelen fırsatı tepecek miyiz? Polat'ı bitirirsek gölgeye ihtiyacımız kalmaz. Neredeler? Bilmiyorum ben. Kimi aradın az önce? Burada kimse yok, temiz. Bu tarafta kimse yok komutanım. Sen burada kal. Hocam, sizi buradan da olsa görmek çok mutlu etti beni. Ben de karşılıklı oturup seninle kahve içmek isterdim oğlum. Ama ne yapalım?
böyle idare edeceğiz. Ben sizi buldum ya, buna da razıyım. Bundan sonra arada bir Altay hocam ayarlarsa bu şekilde görüşebiliriz. Diğer arkadaşlar da çok ister. Sağ ol, sağ ol. Ama siz kendinize dikkat edin. Beni boş verin. Bak, yıllardır ben siz götürdünüz siz bu işi. Değil mi? Olur mu hocam, sizin varlığınız yeter. Bu akşam sizinle konuşacağımı söyleyince hepsi selamlarını ilettiler. Sağ ol. Sen de onlara selamlarımı ilet. Canlarım benim. Ayrıca hepinize söylemem gereken önemli bir şey daha var. Dinliyorum hocam. Sana gelen teklifin bir benzeri diğer arkadaşlara da gelebilir. Sana yapmaya çalıştıkları gibi parayla, büyük vaatlerle gözlerinizi boyayabilirler yavrum. Hepsi uyanık olsun. Merak etmeyin hocam. Vatan sevgimiz parayla satılık değil. Çok yaşa Ender'cim. Çok yaşa. Alnından öperim ben seni. Allah kahretsin sizi. Allah kahretsin sizi. İlk infaz tamamlandı. Enteresan. O zaman hemen oradan ayrılıp bir sonraki noktaya yerleş. Evet. Damdaki kemancı ilk konserini vermiş Ariel. Cahit, beni bırakma. Öleceksek beraber ölelim. Ben seni çok sevdim Safiye'm. Seni seviyorum. Seni canımdan çok seviyorum. Ömrümün sonuna kadar da seveceğim. Veda vakti geldi. Hayır, bırakın onu. Sana söyleyecek bir şeyim vardı. Bırakın adamı. Son istekleri yerine gelsin bari.
Ben bunu sana almıştım Safiye. Son nefesime kadar sendim Cahit. Merak etme, ben seni buradan kurtaracağım. Sen kimsin? Kim olduğum önemli değil. Sevdiğin adam seni kurtarmam için çok para verdi bana. Beni bırak, git onu kurtar. Ne kadar para istersen veririm. Onun için artık hiç kimse bir şey yapamaz. Sallanmayın. Acele edin. Bunların elebaşı sen misin? Gel gel, bir şey söyleyeceğim. Konuşturmayın şunu, hemen bitirin şu işi. Bir de size film mi çektireceğiz lan? İşini bitirin. Kellesini alınca çekersiniz. Yürü. Boynumuz vatan uğruna kıldan incedir. Ama siz vursanız da düşüremezsiniz. Thank you.
cellat, gücün yetecek mi? Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.